Bitlo kripto para platformu sunar. Günaydın. 29 Temmuz 2024 günlerden pazartesi, haftanın ilk işlem günü ve saatlerimiz 09.08. Güzel ve kazançlı ve sağlıklı bir hafta diliyorum öncelikle. Evet arkadaşlar, 31 Temmuz Fed'in faiz kararı toplantısına olduğu hafta. Artık bu hafta hem ayı bitiriyoruz hem de o günlerdir size 31 Temmuz'u işaret ediyordum. 31 Temmuz diyorduk. İşte o güne geldik. Şimdi neler bekliyoruz, neler olabilir bakacağız. Bu hafta sadece Fed'in toplantısı yok. Tabii ki en önemli küresel piyasalar açısından, altın, gümüş, borsa açısından oldukça en önemli konu aslında Fed'in toplantısı olacak. Powell'ın konuşması olacak. Ama bu haftanın geneli Cuma'ya kadar ciddi anlamda volatil olacak. Oynak bir hafta bizi bekliyor diyebilirim. İsterseniz şöyle başlayalım hemen. Şimdi haftaya nasıl başladık? Haftaya fena başlamadık aslında. Küresel piyasalarda Asya piyasaları fena başlamadı. Altın 2394 dolarla başladık. Cuma gününü içeride 10.891.42 ile borsayı kapatmıştık. Borsaya özellikle bu hafta bence ayrıca içeride dikkat edilmesi lazım. Çünkü hani çok bizde keyifli bir borsa yok ve hani Fed'den de bu hafta etki alma olasılığımız yüksek. Dolayısıyla hani biz hep böyle ayrışıyoruz ama böyle önemli zamanlarda böyle piyasa bahane arar ya, işte o bahanelerden bir tanesi Fed'de olabilir arkadaşlar. İsterseniz ben önce hemen hızlıca bu haftanın geneline bakayım. Ondan sonra diğer şeylere de bir bakalım. Evet. Şimdi bugün pek bir şey yok aslında. Salı günüyle başlayalım. Salı günü Amerika'da JOLTS gelecek. Şimdi JOLTS iş imkanları ve personel değişim oranı. Hani piyasadaki bu hem bize istihdam mı hem de aslında biraz böyle durgunluk var mı yok mu? Şirketler iş arıyor mu? İş ilanları, açık iş ilanları var mı? Yani bu sayı bizim için, Fed için en önemli, tarım dışı istihdam verisiyle beraber baktığı önemli konulardan bir tanesi bu olacak. Yani Fed'in toplantısına gidiyoruz ama o toplantının öncesinde ve arkasında da yine istihdamla alakalı oldukça önemli konular var. Aynı gün Conference Board tüketici güveni gelecek. Orada da biraz düşüş bekleniyor. Yani 100.4'ten 99.8'e gelmesi bekleniyor. Şimdi gelelim çarşamba gününe. Şimdi çarşamba günü arkadaşlar, evet, Fed'in toplantısı var dedik. Aynı gün, şimdi saat 9'da olacak toplantı. Powell'ın açıklaması olacak. Peki biz bu toplantıdan ne beklemeliyiz? Ne olabilir? Şimdi bir kere piyasa Fed'in faizleri sabit bırakmasını bekliyor. Ama küçük bir miktar, küçük bir kısım, %4.1 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Ufak bir kitle. Ben ne bekliyorum? Ben de çoğunlukla %95.9 Fed'in sabit bırakmasını bekliyorum. Peki nasıl bir volatilite olabilir? Yani ne olabilir de aslında piyasada bir değişim olabilir? Bir, karar metni yine çok önemli, cümlelere bakacağız. İki, Powell'ın faizlerle ilgili, faiz indirimiyle ilgili nasıl mesajlar vereceği. Çünkü şimdi piyasa şu anda 3 tane faiz indirimi bekliyor ve Eylül'de faizin ineceğini yüksek %85, hatta %87, 90'lara varan bir oranda diyor ki piyasa, evet, faiz indirimi kesin gelir. Sonra da yıl sonuna kadar 3 tane toplamda faiz indirimi gelir diyor. Peki biz buraya nasıl geldik? Şimdi biz buraya şöyle geldik. Enflasyon düşüyor. Bu bir. Son gelen veri de enflasyonda düşüş yönündeydi. Ondan sonra zaten piyasa olumluya döndü. Bu birinci veri. İkincisi, gelen ekonomik veriler. Ekonomik veriler biraz karışık geliyor. Yani durgunluk ve resesyon belirtisi var. Üçüncüsü istihdam. Şimdi istihdamda da aslında soğumalar görüyoruz. Yani bütün hepsi birbirini desteklemiyor ama genel itibariyle baktığınız zaman hani orada da biraz yavaş yavaş bu durgunlukla gelen istihdamda bir soğuma da var. Ve piyasa diyor ki hem enflasyon düşüyor, hem de zaten resesyon, yani durgunlukla ilgili veriler var. Ve hem de diyor ki istihdam piyasası da hali hazırda biraz güç de kaybediyor, veriler karışık gelse de. O nedenle Fed mutlaka Eylül ayında
faiz indirir. Hatta bu ay bile %4 indirme ihtimali var diyor. Peki Powell en son konuşmuştu. Powell ne demişti? Powell da artık iki tane önemli riskimiz var. Yani sadece enflasyon değil, istihdam piyasasındaki soğuma. Yani biz istihdamdan da sorumluyuz. Fed'in iki tane ana görevi var. Dolayısıyla hani istihdam piyasasındaki soğuma da dikkatimizi çekiyor ve bundan ürküyoruz. Bir anlamda iki önemli risk dediği aslında bu. İstihdam da eklenmiş oldu. Dolayısıyla biz bu toplantıda Powell'dan şunu duymamız lazım. Evet, faiz indirimi yapabiliriz ya da gelebilir. Yani faiz indirimiyle ilgili ağzından çıkacak cümleler bizim için çok önemli. En son böyle bir konuşma yapmıştı. Yani işte iki tane önemli riskimiz var demişti ama özellikle faiz indirimini beklediğimiz, yani piyasanın beklediğiyle alakalı böyle sinyal biz de Powell'ın konuşmasında arayacağız. O zaman piyasayı destekleyecek. Çünkü piyasayla şu anda Powell arasında çok bir uyuşma yok, onu söyleyelim. Piyasa 3 faiz diyor ama Fed de diyor ki daha verilere bakacağız. Evet, riskler çoğaldı ama bir faiz indiriminden bahsetmediler. Fakat Fed üyelerinin birçoğu evet faiz indirimi yapmalıyız gibi mesajlar da verdiler konuşmalarında. Dolayısıyla bunları takip edeceğiz. Eğer gerçekten piyasanın beklediği gibi ve piyasanın 3 tane faiz indiriminin istediği ve beklediği şekilde Powell'dan bir açıklama görürsek, karar metninde bunu destekleyen cümleler varsa, o zaman evet ya piyasa için olumlu olur. Ama şunu unutmayın, piyasada 3 tane faiz indirimi bugüne kadar aslında büyük bir çoğunlukla fiyatlanmış durumda. Yani işte oranlar var. İşte Eylül'de mesela ne diyor? Eylül'de diyor ki %87.7 faiz iner diyor. Bu oran azalabilir, çoğalabilir. Kasım'da diyor ki bir 25 daha gelir. %62.3 ikinci faiz indirimini bu oranda bekliyor. Yani bu oranlar değişebilir. Aşağı ya da yukarı yönlü, öyle söyleyeyim. Powell da şimdi ya piyasayı destekleyecek, bu şekilde açıklamalar yaparsa güzel olur, olumlu olur. Piyasa yukarı gidebilir. Yani yukarı yönünü çevirebilir. Kırılım böyle gelebilir ama tam tersine piyasaların tam tersine açıklamalar gelirse o zaman o kötü olur arkadaşlar ve orada aşağı yönlü bir kırılım görme ihtimalimiz olur. Bir de bu hafta gelecek olan tabii ki istihdam verileri de bunların hepsini etkileyecek. Yani siz şöyle bekleyin, aşağı ya da yukarı yönlü iki yönlü de kırılım olabilir. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani kendi fikrimi söyleyeyim. Yine Powell'ın ne diyeceği hep verilere bağlı gidiyoruz cümleleri geliyor ama şimdi iki tane önemli risk var dedi ya, hani orada piyasa umutlandı, enflasyon da düştüğü için yine benzer konuşma yaparsa bu piyasa için olumlu olur. Hani aynı konuşmanın devamını yapma ihtimali de var mı? Evet var. Yani ortaya yere de konuşabilir. Ne çok şahin ne çok güvercin. Anlatabiliyor muyum? Ve bu hafta gelecek veriler. Bir de unutmayalım, önümüzdeki hafta hep söylüyorum 10 Ağustos'a kadar biz de Amerika enflasyonunu alacağız. Yani hani 31 Temmuz bu haftaki istihdam verileri ve Amerika enflasyonu ile beraber artık bir yere, bir yöne en azından gidiyor olmamız lazım. Belki bir tane faiz indirimini sinyalini verir. Yani piyasanın 3 tane faiz indirimini çoğunlukla bahsettiğim oranlarda fiyatladığını unutmayın arkadaşlar. Daha şahin cümleler biraz daha piyasanın kasılmasını, gerilmesini sebep olacaktır. Şimdi tabii ki şimdi altın, devam edeyim şu ekonomik verileri vermeye. Çünkü çarşambayı söyledik. Şimdi çarşamba günü ADP'de gelecek özel tarım dışı istihdam verisi geliyor. Yani Avrupa bölgesini ve diğer ülkeleri söylemiyorum. Sadece Amerika'ya odaklanıyorum video uzamasın diye. Çünkü konu çok. Şimdi perşembe gününe geldiğimizde, perşembe günü bu arada İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Onu da söylemiş olalım. Yine Amerika'dan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları gelecek. Üretim PMI'yi gelecek. Bu da oldukça önemli. İSMI imalat PMI'yi gelecek. Bu da oldukça önemli. Bu da hani ekonominin canlı olup olmadığını gösteriyor. Ve geldik Cuma gününe. İşte Cuma günü de çok önemli günlerden bir tanesi. Neden? Çünkü tarım dışı istihdam verisi gelecek. Ve orada da biraz
bir tık düşüş bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlarda pek bir değişim beklenmiyor. Fabrika siparişleri var. Tabii ki işsizlik oranı 4.1'e çıktı geçen veride. Bu da biraz işsizlik yükseliyor kısmında aslında Fed'i işte tereddüt eden kısımlardan bir tanesi. Bu arada enflasyon göstergelerinden bir tanesi Cuma günü PCE verisini aldık. Orada çok büyük bir değişim olmadı. Yani tam beklendiği gibi geldi, yatayda geldi. Ne diyelim, nötr. Ne iyi ne kötü. Yani piyasa nasılsa aynı durum devam ediyor. Şimdi Amerika borsalarına bakalım. Aslında gelen bilançoların etkisi elbette var. Gelen bilançoların etkisiyle de bir düşüş gösterdi. Biraz Cuma günü toparlar gibi oldu. Ama bu haftada yine büyüklerin bilançoları gelecek. Yani büyük şirketlerin Microsoft gibi bilançoları gelmeye devam edecek. Dolayısıyla hani kötü bilançolar, geçen hafta Tesla ve Alphabet'in geldiği gibi kötü bilançolar yine moralleri bozabilir. Orada tabii Fed de devreye girecek, yani yine aynı şekilde. Yani borsayı da ayrı izliyor olmanız gerekiyor. Biraz orada şekil şemal değişiyor. Yani para büyüklerden küçüklere doğru da kayıyor diğer taraftan. Piyasada bunu aslında nereye gidiyor kısmında anlamaya çalışıyor. Tabii Amerika borsalarının için bence en büyük risklerden bir tanesi de resesyon, durgunluk riski olduğunu düşünüyorum. Bunu da aslında işte gelecek olan verilerle henüz daha fiyatlanmadığını düşünürsek bu da önemli risklerden bir tanesi. Ve diğer bir risk de biliyorsunuz seçim. Yani Trump'ın seçilip seçilmeyeceği, işte Kamala Harris'le ne yapıp yapmayacağı ve nasıl bir kaos veya nasıl bir seçim geçirileceği kısmı da önemli olacak. Bu arada Trump demişken, Trump 27 Temmuz'da Bitcoin zirvesinde, işte hafta sonu konuştu. Ve hani tam da böyle kriptocuların istediği gibi konuşmalar geldi. Amerika'yı dünyanın kripto merkezi yapacağız. Bitcoin merkezi yapacağız. Ve Amerika'daki sekin başındaki yani Amerika ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler'i kovacağını söyledi. Yani tutmayacağım, onu buradan kovacağım dedi. Yani oldukça aslında keyifli, güzel konuşmalar yaptı. Hani gelirsem önünü açacağım dedi. Ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Biraz düştü hafta sonu. Önden fiyatladığını düşünürsek eğer bu şeyin kriptoların, ama sonrasında haftaya güzel başladık. Şu an Bitcoin 69.650. Şimdi Bitcoin yükseliyor. Altcoin'lerde henüz daha bir numara yok. Onu biliyoruz. Ethereum'da da çok fazla bir numara yok. Bitcoin yükseliyor. Tek başına Bitcoin yükselmesi tabii ki bir anlam ifade etmiyor. Herkes altcoin rallisi bekliyor. Ama daha ona var. Şu 31 Temmuz'u bir atlatalım. Ondan sonra bir Ağustos'un en kötü, hani şu belki ne diyelim, hem bu haftaki Fed tarafında, Amerika tarafındaki riskleri atlatmamız önemli. Hem de şu Amerika enflasyonu bence oldukça önemli Ağustos'un başında. Yani burada da bir kırılım olacak. Belki ufaktan bir kar satışı bu hafta, eğer aşağı gelirse piyasa, ufaktan bir kar satışı gelebilir. Ama gelmezse zirveleri zorlama ihtimalimiz var. Zirvede zaten 73.800 dolar Bitcoin'de. Açıkçası hani orası kritik. Hani oraya değip ya da oraya yakınlaştıkça biraz aşağı doğru düzeltme de yapabilir. Yani direnci geçmesi, tarihi direnci geçmesi çok kolay bir şey değil. Hani o direnç kırılırsa tamam, hızlı yukarı gideriz. Ama kırılması kolay olmaz. Bunu unutmayın. Önce bir kırılması lazım. Bunu da böyle bir takip edelim. Ama ben genel anlamda hani yılın geneline baktığım zaman ben hani burada Bitcoin tarafında biraz daha iyi ve olumlu olmaya çalışıyorum. Şimdi altıncılar. Evet, altın 2394. Şimdi gram altın tarafında pek bir numara yok. Dolar TL de 33.10'lara gitti. Tekrar düştü. 32.98'de başlıyoruz. Yani dolar TL yerinden oynamıyor. Bu da gram altını hareket ettirmiyor, biliyorsunuz. Dünyada altın fiyatları da 2.394 dolar ons altın. Şimdi burada biraz geri çekilme oldu mu? Evet, oldu. Bizim onsta yukarı devam edebilmemiz için şu anda tarihi direncimiz 2.485 dolar. Bunu unutmayın. Yani 2.485 dolar kırılmadan, burada bir iki gün kapanış yapmadan bizim yeni zirvelere gitmemiz zor. Peki altını götürecek bir hikaye var mı şu anda? Halihazırda 3 tane faiz indirimi piyasa zaten
bekliyor ve hani büyük bir şeyle bu fiyatlandığını düşünürsek eğer, büyük bir çoğunlukla da fiyatların içine girdi dersek eğer. Şimdi tabii altın tarafında ki riskler, bir seçim. Yani Amerika seçimleri kaos yaratıyor. İkincisi, yani çok hararetli geçiyor öyle söyleyeyim. İkincisi, dünyadaki jeopolitik risklerin aşırı derecede yüksek olması. Ve tabii ki Fed'in faiz indirimi ile alakalı gelecek her şey, yani her veri, her söylem, Powell'ın konuşması burada altında ileri geri hareketler yaratacak. Çok olumlu güvercin konuşmalar 2485 doları tekrardan test ettirebilir ama kırar mı konusu biraz zorlanabilir. Şimdiden söyleyeyim. Eğer kıramaz ve daha şahin cümleler görürsek altında biraz yukarı hareket yapsa bile tekrardan biraz daha aşağı gelme ihtimali olabilir bu hafta. Dediğim gibi yani bir anda böyle 2700'ler 2800 bekleyenler var. İnanamıyorum onlara. Çok şaşırıyorum. Tamam, bir jeopolitik risk olursa atlar ama hani bu hafta bir Fed'in faizleriyle ilgili yapacağı bir konuşmada böyle acayip böyle bir anda 2800'lere gitmesini falan beklemeyin. Bunlar kademe kademe olur. Önce şu direnci bir kırsın bakalım, bir görelim. Ondan sonra bakacağız arkadaşlar. Evet, bizim borsa, Tansel'le hafta sonu yayın yaptık, aslında orada epey bir değinmiştik. Ama yani bizim borsa tarafında da biraz hani bize de yeni bir hikaye lazım ya. Çok böyle güzel yeni hikayeler Eylül'den önce çok yok. Yani Ağustos ayı biraz böyle bu anlamda zayıf. Tabii ki sürprizler olabilir. Ama şu andaki işte Cevdet Akçay'ın açıklamaları, çok oldukça işte faiz indirimi yok demesi, faizin yüksek olması ve uzun bir süre burada kalacak olması, yani bunların hepsi baskı yaratıyor bizim borsada. Belki bu hafta FED'den gelecek olan güzel haberlerle tekrar 11 binlerin üzerini deneyebiliriz. Ama yeni rekorların gelmesi, dirençlerin geçilmesi de çok daha güzel yeni haberlere ihtiyacımız var, öyle söyleyeyim. Hani çok detay isteyenler için, çok detay detay analizler için cumartesi günü Tansel Çiftçi ile yaptığımız borsa yayınını izleyin. Biz çünkü onu konuştuk zaten bu haftayı ve önümüzde neler var onu konuştuk. Ve bir kırılım bu hafta FED yani Amerika borsalarında aşağı yönlü hareketler zaten bizde de keyif olmadığı için burada da bizi aşağı doğru biraz yukarı yapsa da sürükleyebilir. Bunu unutmayın. Öyle. Zaten ben stratejileri ara ara veriyorum, anlatıyorum. Alanlar alıyordur stratejileri. Kendilerine göre değerlendirme yapıyordur. Bu arada bu hafta 31 Temmuz'da artık hani vergi avantajı, mesela borsada vergi yok. 7.5'a gelen vergiler vardı işte fonlarda. Onlar için de 31 Temmuz son. Yeniden işte o 7.5'ların yukarı çıkma ihtimali olabilir. Onu söyleyeyim, 7.5'tan 10'a çıkartabilirler. Ondan sonra borsaya vergi gelir mi? Ben şu an beklemiyorum. Orası tekrar böyle bu şekilde devam etme ihtimali var. Elinizde olan fonlarınız yeni gelecek olan vergilerden etkilenmez. Ama alım yapmayı düşünenler belki bugün yarın sipariş vermek isteyebilirler diye hatırlatmış olalım. Evet arkadaşlar, soru yorumlarınızı bırakın, videoyu da beğenin. Abone değilseniz de abone olmak isterseniz, keyfiniz isterse, beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.